Hadi baş başa yapalım. Baş baş, baş baş, baş baş. Hadi. Ben çıkayım. Hadi. Ben emecek emedim, dur sultanım. Ne yapıyorsun? Vallahi gelmeyeceğim. Merhaba, günaydın, hayırlı huzurlu sabahlarınız olsun. Şu anda saat 9.45. Biraz önce acayip rüzgar vardı, hala da var. Şu karşıdaki ağacı sallıyor görüyorsunuz ama biraz önce çok felaketti, çat çat bir şeyler vuruyordu yani. Ve benim bugün Kayseri merkeze gitmem lazım. Binamızın meskeni alındığı için oturduğum binanın bazı evraklara imza atmam gerekiyor. Bu havada nasıl gidip geleceğim onu düşünüyorum. Çünkü otobüsten indiğim yere yakın değil. Elektrikle ilgili bazı şeyler var, onları üstüme alacağım. Aboneliği. Bakalım nasıl yapacağız. Dediğim gibi işte çarşıya çıkmam lazım. Öyle kara kara onu düşünüyorum. Nasıl çıkayım, nasıl edeyim diye. Bazen böyle bana bir şeyler oluyor. Böyle hiç evden çıkasım gelmiyor. Çok yorucu geliyor. Böyle günlerce, haftalarca evde dursam sanki böyle ne bileyim kendimi korumaya mı almaya çalışıyorum bilmiyorum artık. Hani hava böyle olmasa bile, güllük güneşlik böyle, en sevdiğim hava bile olsa diyeyim. Bazen oluyor yani, hiç çıkasım gelmiyor, bir daralıyorum, bir bunalıyorum. Muhakkak size de oluyordur. Gene öyle zamanlardan birindeyim. Böyle evden hiç çıkasım yok yani, sizin anlayacağınız. Ama mecburum gitmeye. Çünkü mesken, biz şimdi bina meskeni olmadığı için, belki bilmeyenler vardı meskenin ne olduğunu. Elektriği ve suyu daha yüksek ödüyorduk. Şimdi elektrik ve su Allah'a çok şükür normal evlere nasıl geliyorsa bize de öyle gelecek. Sanırım inşaat elektriği suyu hesabından şey yapılıyordu diye biliyorum ben de önceki faturalandırma. Öyle onu yapıp geleceğim öğleden sonra. Şimdi normalde her gün saat 3 gibi dersim var benim. Online ders alıyorum. Daha önce de söylemiştim. Tecvitli Kur'an dersi almak istiyorum falan diye. Kısmet oldu, nasip oldu. Bir arkadaşla Instagram üzerinden, daha doğrusu YouTube üzerinden tanıştık, sağ olsun. O da zaten veriyormuş böyle tecvitli Kur'an-ı Kerim dersi. Ünzile abla, Allah bin kere razı olsun. Her gün saat 3'te onunla dersimiz oluyor. Tecvitli Kur'an dersi. Onu bugün saat 11'e alalım dedim. O da sağ olsun kırmadı. Onu bir geçeceğiz. Ondan sonra onu hallettikten sonra biraz ufak tefek işlerim var. Biraz ütüm var. Onu yapacağım. Sonra da öğleden sonra çıkıp gideceğim. Neden öğleden sonrayı tercih ettiğimi de söylemek gerekirse, normalde böyle işler hani sabahleyin erkeden gideyim halledeyim diye düşünebilirsiniz. Ben sabah zaten ne kadar erken gidersem gideyim geç gitmiş olacağım. Çünkü herkes o mantıkla hareket ettiği için, bir de genelde herkes çarşıya çok yakın. Ama benim evim uzak. Otobüsle, tramvayla 45 dakika sürüyor. Otobüsle de işte 35, gene 40 dakikaya yakın sürüyor. O nedenle öğleden sonra gitmek benim için daha iyi. En azından o sabahki kalabalığı. Hani işimi erken yapıp eve erken gelme şansım olmuyor zaten. O nedenle de o sabahki kalabalığı en azından şey yapmış olurum. Gerçi pandemiden dolayı çok böyle kalabalık olacağını zannetmiyorum ama yani inşallah öyledir. Bakalım. Didem ders yapıyor içeride. 2 hafta sonra tekrar sınavları var. Biliyorsunuz artık lise 3. sınıfa gidiyor kızım. Yasemin de içeride ders çalışıyor. Bu arada videoların altına Yasemin neden sizde kalıyor? Ben sizin tek kızınız olduğunu
biliyordum. İki kızınız mı var? Yasemin kim diye yazanlar çok oluyor. Gene toplu bir açıklama olsun. Yasemin benim yeğenim arkadaşlar. Ben Yasemin'in teyzesiyim. Yasemin'in ailesi de Kayseri'de yaşıyor tabii ki de. Annesi babası hayatta. Allah'a çok şükür, bin şükür. Yasemin edebiyat öğretmeni arkadaşlar ve şu anda KPSS'ye hazırlanıyor ve Yasemin'in küçük bir erkek kardeşi var. İlkokul birinci sınıfa giden. Ve Yasemin çok seviyor, çok düşkün. Ama maalesef ki Yasemin ne zaman kendi ders çalışmaya kalksa mutlaka Yasemin'in o ders çalışma şeyini, ortamını bozup kendiyle ilgilenmesini istiyor. Yani anne baba ya da diğer kardeş Mehmet Kağan'ı Yasemin'in üstünden alamıyor. Ve rahat edemediği için de Yasemin bu şekilde bir ortam sağlayamadığı için de benim de evim müsait olduğu için böyle bir karar aldık. İnşallah bölümü de zaten zor bir bölüm. Atamasının çok az olduğu bir bölüm maalesef. Edebiyat öğretmenliği biliyorsunuz. O nedenle daha da düzenli, kapsamlı ve disiplinli çalışması gerekiyor. Ben de böyle bir fikir sundum. O da daha aslında ben ona daha önce de demiştim bunu ama o zaman daha üniversitede okuyordu. Hani arada gel kal falan gibi. O zaman nasip olmamıştı. Şimdi bu KPSS sürecinde ben ısrar ettim açığı söylemek gerekirse. O da kırmadı beni. Bize de değişiklik oldu. Kızım biliyorsunuz tek çocuk. Benim bir tane evladım var. Allah bağışlasın hepimizin evladını. Benimkini de inşallah Rabbim kötülerle, iyilerle karşılaştırsın hep. Bir de unutmadan arkadaşlar böyle çocuklarımıza dua ederken olumsuz cümleler üzerinden dua etmeyelim lütfen. Ben elimden geldiği kadar artık bunu hayatıma sokmaya çalışıyorum. Size de paylaşmak istedim. Nasıl olumsuz cümleler? Mesela örnek vereyim. Mesela biri araba aldı. Ona şey demeyin. Kazasız belasız sürmek nasip olsun. İşte kaza bela görme demeyin. Yani orada aslında o kaza bela derken siz o kazayı belayı çağırıyormuşsunuz. Yani onun evrene o mesajı yayıyormuşsunuz. Aslında hayırla sür, hayırla git gel, hayırla kullan gibi. Ya da ne bileyim işte mesela biraz önce benim yaptığım gibi hemen düzeltmeye çalıştım. Allah kötülerle karşılaştırmasın değil de Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Hep iyi insanlar çıksın karşısına gibi sözler söylemek. Hem sürekli olumlu cümle kurduğumuz, olumlu kelimeler kullandığımız için bize de olumlu olarak dönüyormuş. Ben bunu hayatıma daha da dikkat ederek sokmaya çalışıyorum. Size de tavsiyem budur. Bir de naçizane bir konuda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kendim öğrendikçe sizlere de söylemek istiyorum. Birazcık da böyle hani belki bazılarına göre çok ufak olabilir ama ben beni anlayan insanların beni takip ettiğini düşünüyorum. Çünkü çok nadirdir olumsuz yorum aldığım. O yüzden farkındayım yani beni anladığınızın. Mesela çocuğumuzu severken ya da birine sevgimizi gösterirken bu komşumuz bile olabilir yani hiç böyle gerçekten çok yakınımız bile olmayabilir. Yani akraba ya da ne bileyim kendi canımızdan biri de olmayabilir. Sana kurban olurum, senin önünde ölürüm tarzı değil de mesela o kurban olurum, sana kurban olurum demek Allah'a affetsin hani şirke kadar gidebiliyormuş. Ben bunu yıllardır biliyorum ve yıllardır da dikkat ederim. Çocuğuma da hep öyle telkinlerde bulunmuşumdur. Ya da kullanan birini gördüğüm zaman hepsi uyarmışımdır. Yanlış da biliyor olabilirim ama ben böyle öğrenmiştim. Size de söyleyeyim. Seni verene kurban olurum. Seni verene kurban olurum diye severseniz sonuçta onu bize Allah verdi. Her şeyi bize Allah'ın verdiği gibi. Yani ben öyle inanıyorum. Eminim beni izleyen insanların arasında da benim inandığım gibi inanan çok insan var. O yüzden bu yanlış söylemi çünkü bazı günahlara aslında biz bilmediğimiz için giriyoruz. Yani o günahı yapmak istediğimiz için değil de bilmediğimiz için yapıyoruz. O yüzden çocuklarımızı, bebeklerimizi ya da sevgilimizi, eşimizi, dostumuzu, karımızı, kocamızı, annemizi, babamızı artık kimi çok böyle içten seviyorsak onu severken sana kurban olurum diye sevmeyin arkadaşlar. Çünkü sadece Allah'a kurban olunur ve başka birine kurban olurum diye sevmek aslında şirke giriyormuş. Tabii yanlıştan Allah'a sığınırım, yanlış bir şekilde de yönlendirme yapmak istemem. Eğer ben de yanlış biliyorsam siz de alta lütfen yazın, yanlış biliyorsun diye. O yüzden burada sizi
uyarmak istedim böyle yapanlar varsa. Başka ne diyordum? Bir şey diyordum. Arada bu kaynadı. Böyle işte, eğer arada kaynadıysa da onu da sonraki videoda ya da sonraki konuşmamda tamamlarım. Şimdi hepiniz Allah'a emanet olun tekrardan. Ben bir derse doğru bir şöyle tekrarımı yapayım. Bir bakayım nerede ne hata yapıyorum. Üzüle hocamla buluşalım. Görüşürüz gene. Balık alacağım. Kayseri balık. Tam salayım diyorum. Didem, midye yer misin? Yerim. Hani bir tane nalcanla yemiştin de tiksinmiştin ya. Ay. Hiçbir şey olmaz. Balıkları temizletiyorsun. Tam çekmiş. Neyse, kapatır mısın? Şöyle Kayseri'yi çekeyim. Çabuk ya. Hayran yok. Yani bu çıkamazsın. Şey, balıklara su serpiyorlar ya, o gelmiştir belki. Kendi balık yemiştir. Tam polisinin de maskeyi açıp ağzını şey atmak. O yüzden şöyle bak. Düşünsene tam or. Tam orada açık kalacak sandım, şöyle bir baktım. Tam orada yakalıyormuş seni. Sonra ben de şöyle hemen kapattım maskeyi. Şuradan tecrübe bakalım. Gel bak. Fiyatı da güzelmiş. Genel olarak böyle. Gelecek ay inşallah. Geçelim mi? Güzel yaşa. Şöyle Bürüngüz Camii'ni de çekeyim dedim. Bir gün Rabbim nasip ederse bu caminin içine gireceğim. Bürüngüz Camii. Tabii içini gezmedim. Baktım. Şimdi. Güvercinlerin yeri de diğer taraftaydı. Bu tarafa aldılar, yer yaptılar. Gene zaten etrafında dolanıyor mu? Şunu bırak, kapat herhalde. Meşhur Kahyaoğlu Yemen Kahve'ye geldik. Merhaba, kolay gelsin. 20 bir akı parası alabilir miyim? Teşekkür ederim, kolay gelsin. Meşhur sucuklarımız. Şu Kazancılar Çarşısı ileri. Thank you.
Canım Kayserim, yağmur yağıyor. Şu ortadakiler taşların deseni değil, yağmur damlaları. Birkaç gün önce fırtına şeklinde kar vardı. Dün günlük güneşlikti. Bugün sabahleyin acayip bir rüzgar vardı. Şimdi sanki yaz yağmuru, öyle atıştırıp geçecek gibi bir yağmur başladı. Umudum da atıştırıp geçmesi yönünde, en azından biz otobüse binene kadar. Yağmur nasıl sekti de gözüme girdi anlamadım ki gözüme. Yağmur bile sana. Bu yıl kim oldu?
Bir yapma çocuk. Bir yapma çocuk. Hadi spora. Evde yürüdünüz, adım attınız. Asla küçük görmeyin yaptığınız hiçbir şeyi. O attığınız küçücük adımlar size çok büyük şeyler getirecek. Allah'a emanet olun.